Bilalemin salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Rabbena ighfir lana ve li valideyna ve lil mu'minina yevme yekumul hisab rahmetike erhamer rahimin. Allahümme la tuhricina mined dünya illa ma'a şehadeti vel iman. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed tıbbil kulub ve devaiha. وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرجنا من الدنيا إلا مع الشهادة والإيمان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعد ذرات الكائنات ومركباتها وتسبيحاتها. Evet, hepinize aleyna ve aleyküm selam ve rahmetullah. Gecemiz ve geceniz mübarek olsun inşallah. Ramazan-ı Şerif'in son haftasındayız. Efendimiz Aleyhisselam Leyle-i Kadri nısf-ı ahirde, yani yarıdan 15'inden sonra, hususan aşr-ı ahirde, son 10 günde, hususan da tek gecelerde arayın diyor, tek gecelerde. Bugün çift gece, yarın Leyle-i Kadir olma ihtimamı İmam-ı Şarani'ye göre kuvveti ihtimali çok yüksek bir gün. Yarın 23. gecesi inşallahurrahman. Bu gece de mübarek bir gün. Kadir gecesinde rüzgar esmez, ne soğuk ne sıcak olur diye. Bu gece de öyle bir alamet var sanki. Yapraklar esmiyor, ne sıcak ne de soğuktur. Böyle bir hava var. Gökyüzü berrak olur diyor. Gökyüzüne bakamadım ama. Elhamdülillah. Şimdi malum haliniz Ramazan-ı Şerif'te. Ramazan-ı Şerif'in Ramazan Mektebi'nde, Ramazan Medresesi'nde derslerimizi toplum hayatına, nefsimize, hayat-ı içtimaiyeye, ekonomik hayatımıza, nefis terbiyesine, Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, niyam-ı ilahiye bakan yönlerini okuduk. Şükür Mektebi'ne, Ramazan nimetlerin şükrüne bakması cihetiyle de şükür nimetlerini şükürle şükrü mahiyeti, nimetlerin mahiyeti, neden verilmiş, dünyadaki nimetlerin tenevvü, insana verilen camiyet ve istidat ve ihtiyacının çok olmasının sebebini, aslında burada kainat okuması, evet, yanlış, Instagram sayfamızı değiştiriyoruz bu arada. Öyle olmuş. Evet, hakkınızı helal edin. Yanlış sayfada açmışız Instagram hesabında da sohbeti. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Nurani Müdafaa sayfasından Instagram'a şu an tekrar girdik. Efendimiz Aleyhisselam kalan günlerde de işte iktisatla alakalı bir iktisadın mahiyeti muhtasaran bir hulasa yaptık. On dokuzuncu lemayı okumanızı istirham etmiştim. Şimdi de inşallah Efendimiz Aleyhisselam mucizatıyla kalan günlerde hem biraz zihnimiz dinlensin, hem Efendimiz Aleyhisselam'ın mucizatıyla alakalı. Fakat Bediüzzaman Hazretleri'nin mesleği, tahkik mesleği olduğu için mucizatı da bahsederken öyle kıssa gibi bir şey gibi bahsetmiyor. Efendime söyleyeyim. Bir hikaye tarzında ondan çıkaracak derslerin çok yönlerini
ifade ediyor. Birinci ve ikinci lemada mesela peygamberlerin Yunus ve Eyüp Aleyhisselam'ın kıssalarından Kur'an-ı Kerim'deki ne dersler çıkarılması lazım bizim terbiyemize, enfüsi alemimize. 20. sözde de teknolojik olarak peygamberin mucizelerinden bizim hayatımıza ne gibi dersler var, nelere işaret ediyor? 20. sözde. Yani demirin şekillendirmesinden tutun da hayvanların her türlü hizmette kullanılmasından, şeytanların ve cinlerin bile musahhar edilip hizmetlerde istihdam edilmesinden, ışınlanmaya bütün hastalıkların deva, ölüm hariç bütün hastalıkların devasını bulmadan ölüme bile geçici bir hayat rengi verilmesine kadar Kur'an-ı Kerim'deki bu peygamber kıssalarındaki ve peygamber mucizelerindeki ibretler anlatıyor. Burada da 19. mektupta da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, dün mukaddime yaptık. Mucize nedir? Dava mucizenin, yani tabii hepsini okuyamadık ama kısaca bir hülasa yapmaya, bazen ana başlıklar halinde, efendime söyleyeyim, ana başlıklar halinde okumaya çalıştık ve Peygamberimizin de aleyhissalatü vesselam istikbale ait olan mucizelerinden bir kısmını, Hazreti Hasan ve Hazreti Ali radıyallahu anh ile alakalı bazı mucizelerinin istikbalden haber verdiklerini okuduk inşallah. Evet, bu gece de Allah nasip ederse gene o istikballe alakalı bazı şeyler devam edeceğiz. Ve daha sonra da, daha sonrasında ise Efendimizin biliyorsunuz 21 Nisan Efendimiz Aleyhisselam'ın da veladetiydi. 21 Nisan onunla alakalı birkaç mucizesini inşallah veladeti hengamında irhasat denilen peygamberliğinden önceki bazı mucizelerini inşallah bu gece okuyacağız Allah nasip ederse. Evet, Resul-i Ekrem Aleyhisselam Ümmü Seleme'nin ve daha diğerlerin rivayeti sahihle haber vermiş ki aleyna ve aleyküm selam hepinize. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Burada teravih geç oluyor. İftar geç oluyor. Doğuyla burası arasında bir saate yakın fark var. Böyle biz de internete gir, bilgisayarı, sistemleri aç diyene kadar da bir 15-20 dakikada öyle geçiyor. Onun için kusura bakmayın. Evet. Bu arada Allah razı olsun. Size de selamlar. Twitch'ten giren kardeşlerimize de selam ediyoruz. Allah razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme'nin rivayetinde rivayeti sahil haber vermiş ki Hazreti Hüseyin Taaf denilen yani Kerbela'da katledilecektir. Yani Ali Beyti'nin başına gelecek olan Hazreti Hüseyin'in de mesela katledileceğini, şehit edileceğini haber veriyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Daha onlar çocukken. Şimdi buradan dedik ya meslek tahkik mesleği nereye çıkacak aynı zamanda? Bir beşerin yani kendi vefatından sonra olacak hadiseleri gün be gün bilmesi ve haber vermesi mümkün mü kendi başına? Böyle bir kimse yok hayatta. Onu diyecek şimdi. Ve Hazreti 50 sene sonra aynı vakayı ciğersuz yani ciğerleri dağlayan o vakaa o ihbari kaybı tasdik etmiş. Konumuz tabii o değil. Ali Beyt'in başına gelenler, kimler yaptı bunlar konumuz değil. Ama bir cümle söylemek gerekirse Cenab-ı Hak Ali Beyt'e çektikleri dünyada yani bir dirhem ama sonsuz bir hazine kazanmışlar. Yani o şehadetin, o çektikleri sıkıntıların yerinde yani ebedi ve sonsuz bir saltanat kazanmışlar. Onlar hakkında diyor o sıkıntıyı medarı ne yapmış? Medarı iftihar yapar diyor o sıkıntıları. Ve subhanallah. Evet. Ama konumuz o değil. İnşallah Muharrem ayında bunları okuruz. Hem mükerreren haber ihbar etmiş ki benim Ali Beyt'im benden sonra yaktulûne katlen ve teşride yani katle ve belaya ve nefye maruz kalacaklar diye ve bir derece izah etmiş aynen öyle çıkmıştır. Yani Ali Beyt-i Mustafa maalesef yani hürmet ve şeye layık iken Emevi döneminden başlamak üzere daha sonra da yani Ali Beyt'e Ali Beyt iki halden çok sıkıntı çekmiş. Bir aşırı hürmetten dolayı, iki aşırı adavetten dolayı. Aşırı hürmet ettiklerinden dolayı birileri ehli siyaset ve ehli idare korkmuşlar. Ümmetin onların etrafında toplanması, ümmetin ona şey yapmasından dolayı. Dolayısıyla aşırı hürmet de onlar ya onlar da
birer insandırlar. Hürmete evet layıktırlar. Fakat bununla birlikte fevkal beşer, fevkal beşer yani beşeriyete hariçinde efendime söyleyeyim Cenab-ı Hakk'ın şer'i şerifinin izni dairesindeki bir muhabbet veya ihtiramdan da bu da de ifrat tefrit ikisi de olmaması gerekir. Âl-i Beyt bu iki şeyden çok çekmiş. Ya aşırı hürmet ya aşırı adavet ki Hazreti Ali Efendimiz'e de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuracaktır. Diyecektir ki sen de ya Ali, burada da okuyacağız gerçi, iki kısım insan helakete gider. İki kısım. Biri ifrat-ı adavet, biri ifrat-ı muhabbet. Yani bir kısmı hariciler gibi düşmanlık yapacaklar. Bir kısım şia gibi. Bunlar da aşırı muhabbetten dolayı Hazreti İsa'yı mesela Yahudiler adavet ettiler. Öldürmek istediler. Hristiyanlar da Allah'ın oğlu dediler. İkisi de. Yani biri çok sevdiler ama Allah'ın sevgisinin, çizgisinin dairesinin haricindeki bir sevgi fayda vermez. O sevgi de sevgi değildir. Yahudiler gibi bir kez onlara adavet ettiler. Hazreti Ali meselesinde de böyle. Ya ifrat-ı muhabbet, yani aşırı gitmek ya da efendime söyleyeyim adavet etmişler. İki halde de Âl-i Beyt de bu iki halden de zarar görmüş maalesef. Evet. Bir kısım Âl-i Beyt de zaten bundan dolayı da kimliklerini gizleyen Âl-i Beyt'ten aileler olmuş. Neyse tafsile ona girmeyeceğiz. Evet. Şurada bir soru var. Akla geliyor çünkü istikbalden haber verirken. Bunu da fazla bir yerde duymak fazla mümkün değil. Efendime söyleyeyim. Diyor ki şu makamda mühim bir sual vardır ki denilir ki Hazreti Ali o derece hilafete liyakat olduğu halde olduğu ve Resul-i Ekrem Aleyhisselam'a karabeti ve harikulade cesaret ve ilmiyle beraber neden hilafette tekaddüm ettirilmedi ve neden onun hilafeti zamanında İslam çok keşmekeşe mazhar oldu? Yani Hazreti Ali radıyallahu anh amcasının oğlu, damadı, Âl-i Beyt'in babası ve Efendimiz Aleyhisselam'ın terbiyesinde yetişmiş. Hazreti Ali kerremallahu vecce hiçbir zaman putlara tapmamış. Efendimizin doğrudan doğruya çocukluğundan beri terbiyesinde yetişmiş birisi. Evinde yetişmiş. Fatıma'sını ona vermiş. Âl-i Beyt'in de her peygamberin nesli kendindendir. Benim neslim diyor Ali'dendir. Ve çok ilmin, ben ilmin kapısıyım. Ali onun ben ilmi şehriyim. Ede medinetu ilmin ve Ali'yi babuha. Ben ilmi şehriyim. Ali de onun kapısıdır. Ve harikulade cesareti ve ilmi. Neden diyor hilafete takaddüm ettirilmedi? Neden ve birincisi bu. Neden o birinci halife olmadı? İkincisi de neden hilaf onun zamanında çok sıkıntılar yaşandı? Hazreti Ali döneminde. Dün okuduk ya işte Cemel vakası gibi. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra Muaviye'ye karşı olan Sıffin'de ve Havarice karşı Haravan'da ve Nehruvan'da muharebesi var. Evet. El cevap Âl-i Beyt'ten bir kutbu azam demiş ki Resul-i Ekrem Aleyhisselam Âl-i Beyt'ten bir kutbu azam imam demiş ki Cenab-ı Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Ali radıyallahu anh hilafetini arzu etmiş. Fakat gayipten ona bildirilmiş ki murad-ı ilahi başkadır. O da arzusunu bırakıp murad-ı ilahiye tabi olmuş. Önceleri Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ali radıyallahu anh'ın çünkü fil hakika Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali bunlar hilafete ve idareye bil fiil böyle hayatlarıyla ve hizmetleriyle göstermişler ki layık insanlardı. Hazreti Ali başta da gelseydi en başta yani kamilen ve bir tamamiha hizmetlerini yapacaktı. Ve Efendimiz ama Cebrail aleyhisselam Cenab-ı Hak ona bildiriyor ki gayipten ona bildirilmiş ki diyor murad-ı ilahi başkadır. Allah'ın muradı başkadır. Yedinci lem'ada var. Muhammedur Resulullah var ya vellezine ma'ahu. Mesela yani Peygamber vellezine ma'ahu mahiyeti hassayla. Kim o mahiyeti hassa? La tekaf innallaha ma'ana dedi. Ve Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın hususi mahiyetinde arkadaşı yarı gârı olan o mağarada en zor günlerinde olan Hazreti Bekir radıyallahu anh. Yani Muhammed Resulullah vellezine ma'ahu eşidde alel kuffar onunla devamlı beraber olan mahiyeti hassa Hazreti Bekir radıyallahu anh. Ve aynı zamanda kayınpederi. Eşiddâ alel küffâr, küffâra karşı çok şiddetli olan kimin vasfı? Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın vasfı. Ruhamâ'u beynehum. Müminlere karşı da çok merhametli ve şefkatli olan o da Hazreti Osman'ın vasfı.
Ruhamâ'u beynehum. Terâhum rükkâ'an succede. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın vasfıdır. Bir de nedir terâhum? Çok namaz kılan, kesreti rükû ve sücud ile meşhur olan Hazreti Ali radıyallahu anh'ın. Yani Sure-i At'ın, Ahir'in fethi, bütün tabakat-ı sahabenin tabakalarına işaret ettiği gibi Hulefâ-i Râşid'ine de ayrı ayrı sıfatlarıyla birlikte işaret ediyor. Peki murad-ı ilahi neden böyle bir tertip yapmış? Hazreti Ebubekir Efendimiz'in hayatına bakın. Efendimiz'den 2 sene sonra, Hazreti Ömer'in daha sonra, Hazreti Osman ve Hazreti Ali Efendimiz, bunların bütün idareciliklerinde Şeyhül İslamlık gibi müsteşarlar olmuş devamlı. Yani Hazreti Ali Efendimiz o zamanki idareden ve istişareden de uzak durmuş değil yani. Onlarla beraber karar alıp beraber istişare etmişler ki Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın çok sözleri var diyor. Ali olmasaydı Ömer helak olurdu diye. Yani bazı ihtilaflı meseleler olurdu. Hazreti Ali Efendimiz hemen orada isabetlisin Allah Resulü'nden böyle veya bu ayetten bu anlaşılır diye meseleyi izah ederdi. Hazreti Ömer Efendimiz hemen kendi fikri mesela muhalif bir şeyse Ali olmasaydı Ömer helak olurdu diye. Konumuzda bu örnekler verebiliriz ama uzun uzun gitmesini istemiyorum. Ama hikmeti nedir? Vefat-ı Nebevi'den sonra en ziyade ittifak ve ittihada gelmeye muhtaç olan sahabeler eğer Hazreti Ali başa geçseydi, Hazreti Ali'nin hilafeti zamanında zuhura gelen hadisatın şehadetiyle ve Hazreti Ali'nin mümaşasız, pervasız, zahidane, kahramanane, müstagniyane tavrı ve şöhretgiri alem şecaati itibariyle çok zatlarda ve kabilelerde rekamet damarı harekete getirip tefrikaya sebep olmak katiyen muhtemeldi. Yani çok enteresan bir şey. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz o zaman Efendimiz vefat ettiğinde çok genç. Zaten hilafete yaş olarak da en son onlar vefat ettikten sonra Hazreti Ali Efendimiz'e sıra geliyor. Yaşça onlar Hazreti Ali Efendimiz'den büyükler Hazreti Bekir, Ömer, Osman radıyallahu anhlar. Hazreti Ebu Bekir zaten Efendimiz arasında 2 yaş vardı. Hazreti Ebu Bekir ümmeti ve sahabeleri tam bir toplayıcı. Tabiri caizse bir işte ümmete birleştirici bir şemsiye vazifesi yaptı yani. Daha sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi. Evet. Ve bunlar tabii İslam, bunlar hep meşveretle oldu. Yani Efendimiz kendi yerine vekil bırakmadı. Sadece Muru Ebu Bekir'in yüselli bin nas diyerek insanlara namaz kıldı hasta olduğunda insanlara söyleyin Ebu Bekir namaz kıldırsın dediğinde sadece işaret etti. Ama Efendimiz'in vefatından sonra da yani efendime söyleyeyim muhacir ve ensar istişare ederek ittifakla Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a biat ettiler yani. Daha sonrasında da Hazreti Bekir Efendimiz de yerine vekil bırakmadı. Ama Hazreti size de Ömer'i tavsiye ederim dedi. Yani benim reyimi soracak olursanız sizin istişarenize bakar bu. Ehli hal ve akdin, sahabelerin ileri gelen ulemalarının, sahabenin ileri gelenlerinin yaptığı meşveretin sonucunda yani cumhuriyet. Şimdi adına diyorlar ya senato seçimi. Yani senatonun seçimi gibi bir tabiri caizse. Bütün Medine halkına sormak değil tabii. Onlar bütün Medine halkını temsil eden tabii ki o zamanın eşrafı, ileri gelenleri, büyükleri. Evet. Başka bir sebebi de şunu da okuyalım. Yani 2 sebep daha var ama Hazreti Ali radıyallahu anh hilafetini teakkür etmesinin birisi de şudur ki gayet muhtelif akvam birbirine karışmasıyla. Hazreti Ali döneminde çünkü Hazreti Ömer ve Osman döneminde bahusuz. Bekir döneminde genişledi. Hazreti Ömer döneminde yani İslam coğrafyası Hazreti Ömer döneminde sadece şu an için diyeyim şu anki bizim 38 tane veya 40 tane devlet var yani orada. Hazreti Ömer'in yönettiği. Hazreti Osman döneminin de şey yapın. Ki Hazreti Ali döneminde de futuhatlar devam ediyor nispeten ama özellikle Hazreti Ömer döneminde bütün futuhat İslami var. Hazreti Osman döneminde. Yani İslamiyet o kadar büyümüş, yeni insanlar girmiş ki bunların yönetilmesi, idaresi, yani sahabeyi yönetmek kolay. Sahabeden ders alanları yönetmek de kolay ama bu kadar değişik kavimden gelen fikirli insanları yönetmek çok zor. Onun için Hazreti Ali Efendimiz'in hilafetinin teahhürünün bir sebebi bu problemleri ancak Ali çözer radıyallahu anh. Teahhür etmesinin birisi de şudur ki gayet muhtelif akvamın birbirine karışmasıyla Peygamber Aleyhisselam'ın haber verdiği gibi inkişaf eden 73 fırka efkarın esaslarını taşıyan o akvam içinde yani benim ümmetim 73 fırkaya diyor işte Yahudiler 71, Hristiyanlar 72 bir rivayette var. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak.
Bunlardan bir tanesi fırkayı naci olacak, ehli sünnet. Yani buradaki fırkadan bazen insanlar cemaatler, mezhepler manasında. Hayır, bütün o ehli sünnet dairesindeki bütün cemaatler, bütün mezhepler, dört harf mezhep. Ondan sonra tasavvuftaki yani Abdülkadir Geylan Şah'ın, Nakşibend Hazretleri'nin, Hasan-ı Şazeli'nin vesaire gibi 12 hak tarikat var. Bunların gene böyle yollarından şer-i şerife uygun usulüne giden, bunların hepsi bunun zımnındadır yani. Ama ifrat ve tefrit, mutezilesi var, cebriyesi var, bunun gibi bir sürü fikirler var. Bunlar işte 73 fırka. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, ben olmasaydım diyor, ben bunların ipini diyor kıyamete kadar pazara çıkarttım, kıyamete kadar. Yani onların esaslarını, fikirlerini, hani sahabelerin o tavırları, Hazreti Ali radıyallahu anh o tavırları olmasaydı, bugünkü mesela terör örgütü faaliyetlerine fetva çıkaranlar bile mesela Hazreti Ali radıyallahu anh adaletin mahzasından ders alırlar yani. Çünkü birileri geliyordu hakem meselesinde men lem yahkim bime enzelallahu feulâike humul kafirun, Allah'ın indirmeyen işte hükmetmeyenler kafirlerin şeyidir diye. Hatta Hazreti Ali Efendimiz'i tekfir etmişlerdi hakem meselesinde, sen Kur'an haricinde hakem mi şey yapıyorsun vesaire vesaire, tafsiratına girmeyelim. Demek ki Hazreti Ali radıyallahu anh kıyamete kadar yani bütün o 73 fırkanın tohumlarının inkişaf, o 73 fırkanın hangisi haktır, hangisi batıldır, hangi esaslar, işte Hazreti Ali radıyallahu anh ya, o onun o döneminde ve o çok fitnelere dayandı ve elhamdülillah ehli sünnet vel cemaat yolunu bugüne kadar gelmesin, ana arterin işte Hazreti Ali radıyallahu anh yaptığın o hizmete ve diğer fitne unsurlarının ortaya çıkartmasıyla mümkün oldu bu yani. Evet, 73 fırka efkarının esaslarını taşıyan o akvam içinde fitne engiz hadisatın zuhuru zamanı Hazreti Ali gibi harikulade bir cesaret ve feraset sahibi, hem cesaretli, kimseden gözünü korkmayan Esadullah, aynı zamanda feraset baktığı zaman ya elhamdülillah. Hatta bir kısım bazıları söylerlermiş, Hazreti Ali bize bir şey sormuyor diye. O da diyor, Allah ve Resulünden yani bilmediğim, öğrenmediğim bir mesele yok ki size gelip sorayım, danışayım. Yani Allah Kur'an'dan ve sünnetten hepsine elhamdülillah. Yani talim olmuş elhamdülillah. Evet, öyle bir feraset. Hem Haşimi hem Ali Beyt gibi kuvvetli, hürmetli bir kuvvet lazımdı ki dayansın, dayanabilsin. Evet, dayandı. Resul-i Ekrem Aleyhisselam haber verdiği gibi ben Kur'an'ın tenzili için harp ettim, sen de tevil için harp edeceksin. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor Hazreti Ali'ye. Ben, yani Efendimiz de müşrikler savaştılar, Kur'an'ın tenzili, Kur'an'ın indiriliyor ya. Sen de Kur'an'ın anlaşılması için, yanlış anlayanlar, yanlış mana verenler, sen de tevili için harp edeceksin diye. Hazreti Ali Efendimiz öyle olmuş. Efendime söyleyeyim. Eğer Hazreti Ali olmasaydı dünya saltanatı, Mülük-i Emeviye'yi bütün yoldan çıkarmak muhtemeldi. Halbuki karşılarında Hazreti Ali ve Ali Beyt'i gördükleri için onlara karşı muvazeneye gelmek ve ehli İslam nazarında Emevkileri muhafaza etmek için ister istemez Emeviye devleti, reislerin umumu kendileri olmasa da herhalde teşvik ve tasvipleriyle etbaları ve taraftarları bütün kuvvetleriyle hakaik-i İslami, hakaik-i imani ve ahkam-ı Kur'aniye muhafazaya neşre çalıştılar. Yüz binlerle müştehidini, muhakkikin ve muhaddisini, kamilin ve evliyalar ve asfiyalar yetiştirdiler. Yani Emeviler hükmü saltanat aldıklarında karşılarında Hazreti Ali Beyt'i rakip gibi gördüler ama zaten burada aşağıda bir soru gelecek. Niye kader fetva verdirmedi? Çünkü Ali Beyt'e diyor, onun dünya yaramaz, dünya saltanatı, yöneticilik olmaz. Onların saltanatı manevidir diyor. Onlar peygamberin aleyhisselamın efendime söyleyeyim manevi vazifelerini ümmetin irşadı ile alakalı. İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi, Hasan-ı Şazeli gibi vesaire vesaire. Evet. Her neyse buraya fazla girmeyelim. Şurasını bitirelim. Sonra çünkü irhasatla alakalı mucizelere geleceğiz. Emevi devleti kendinin karşısında kendisi diyor o İlk başlardaki son zamanlarında Emeviler de dünya saltanatı bütün onları yoldan çıkartmış. Allah muhafaza bizleri. Vaka bu yani. İnsanların günahları ve hataları olur. Vaka ve onun için de Emevi devleti bitti zaten. Ama Emeviler İslamiyet'e çok büyük hizmetleri oldu. Kur'an'a hizmetleri oldu. Ümmete hizmetleri oldu. Alim ulemaya hizmetleri oldu. Niye? Karşılarında Ali Beyt vardı. Ali Beyt olduğu için her zaman alim, ulema öyle, o dolayısıyla hem Futuhat İslamiye'ye hem de öyle bir ilim, ehli ilme
müthiş bir zemin hazırladılar yani. O dönemde de işte Selefi Salihin döneminde, o zaman o Kutsi Müştehitler çıktı. Yüz binlerle müştehidini, muhakkikini, o muhaddisini, kamilini, evliyalar, vasfiyalar yetiştirdiler Emevi döneminde. Ama ne? Muvazene unsuru ne? Ali Beyt. Hazreti Ali ve nesli. Ya. Eğer karşılarında Ali Beyt'in gayet kuvvetli velayet ve diyanet ve kemalatı olmasaydı, Abbasilerin ve Emevilerin ahirlerindeki gibi bütün çığır çığırdan çıkmak muhtemeldi. Ali Beyt'te neden takarrür etti? Cenab-ı Hak buna müsaade et diye soru var. Onu kısa bir cümleyle söyledik. Çünkü devam ediyor. 25 dakikamız geçmiş. Biz bugünkü okumak istediğimiz kısma gelelim. Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 21 Nisan miladi olarak doğum günü 21 Nisan miladi. Mevlid-i Nebevi diyoruz ona. Onunla alakalı bir kısım efendime söyleyeyim mucizelerini okuyacağız. O istikballe alakalı haberlerine tekrar döneceğiz. Yani İstanbul'un fethinden tutun da ahir zaman hadiselerine kadar Allah nasip ederse oraya tekrar döneceğiz. Onların içinde de tekrar geri efendime söyleyeyim mucizelik şeyini okuyacağız Allah nasip ederse. Evet. İrhasat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha dünyaya gelmeden yani nübüvvet gelmeden daha doğrusu olan mucizeler irhasat deniyor. Bu gerek dünyaya gelmeden önceki, gerek dünyaya geldiği, gerek çocukluğunda ve gençliğindeki mazhar olduğu harikalar. İrhasattan Resulullah Aleyhisselam veladeti engamında vücuda gelen harikalardır, hadiselerdir. O hadiseler onun veladetiyle alakadar bir surette vücuda gelmiş. Bunu o zaman da şöyle ifade etmiştik hatırlarsanız. Cenab-ı Allamül Guyub olması hasebiyle gelecek şeyleri nasıl geleceğini biliyor. Nasıl efendime söyleyeyim insanların tercihlerini bildiği için zamandan münezzeh olan zat hepimiz için geçerli bu. Sadece Efendimiz'e bu Allah'ın bir kanunu. Hatta mesela Bediüzzaman Hazretleri Uhud Savaşı'nda sahabeler Uhud'un sonunda kimin yenip yenmediği belli olmayacak bir vaziyette bir savaş bitiyor. Yani Mekkeliler yenmiş gibi oluyor. Uhud'un başında yenmiş derken işte Aynen tepesindeki okçuların inmesiyle arka taraftan işte Halid bin Velid, Amr bin Aslar vesaire dolup dönelip gelerek sahabelerin pek çoğunu şehit edeceklerdir. Ve harbin Mekkelilerin lehine bitmesine netice vereceklerdir. Neden böyle oldu diyor yani. Öte zaman sizler diyor ki istikbaldeki diyor sahabeler mazidekileri yendi. Niye? Çünkü yani Halid bin Velid gibi Seyfullah unvanını alacak, Allah'ın kılıncı unvanını alacak. Ondan sonra Amr-ı As gibi bir siyaset dahileri. Bunlar mağlubiyeti kabul etmeyen insanlarmış. Mağlubiyet defterlerinde yok. Eğer diyor çünkü Uhud Savaşı'ndan sonra onlar peyderpey daha sonra İslamiyet'e girdiler. İslamiyet'e girdiler. Ama nasıl oldu efendime söyleyeyim bu? Şeye girmeleri İslamiyet'e. Eğer diyor şey yapılmış olsalardı Uhud'da da yenmiş olsalardı sanki mecburen kılıç zoruyla İslamiyet'i kabul etmiş gibi bir vaziyet olacaktı. İhlaslarına ve istikbaldeki hizmetlerinin hürmetine Allah mazide onlara öyle bir yardımda bulunuyor. Bu tabi kaderin manevi yönü. Bu yönler kaderi manevi yönler manevi yönü ve feraseti olmayanların pek bilip söyleyebileceği meseleler değildir. Onun için tarih kitaplarında bu yönler yazılmaz. Sadece olmuş şeyler yazılır. Onun için tarihe bakış da bu bir tecdittir. Yeni bir bakış açısıdır. Tarihin aslında her safhatına da uygulanması gerekir. Evet. Bizim tabii konumuzun çok genişleteceği için sadece bu madde yani bununla alakalı o tarihi mesela sadece şu bakış açısıyla kadere fetva vermek ve kaderin hikmetiyle bütün insanlık tarihine bakabiliriz. Selçuklu'nun tarihi, Endülüs'e bak, Selçuklu'ya bak, daha Bazı'ya git, Emevi, Abbasilerden bu tarafa gel işte. Endülüs'tür, Selçuklulardır, Osmanlı'dır. Niye yükseldik, niye indik? Hepsi bunların kader-i ilahinin müsaadesiyle ve hikmet-i Rabbaniye'nin tensibiyle olur. Yani insanlar bir şeye liyakat kesbederler. Osmanlı'nın sukutu da böyledir yani. Evet.
Neden böyle oldu? Rüyada bir hitabe var mesela. Neden diyor böyle mesela Birinci Dünya Harbi gibi bir harp umumiye girdik. Milyonlarca şehit oldu. Vatanımız parça parça oldu. Kadere verilmiş fetvalar vardı. Evet, oraya girmeyeceğim ama okumuştuk. Mesela Cenab-ı Hak diyor 24 saatten bizden 5 vakit namaz istedi. Kılmadık, tembellik ettik. Oruç istedi, nefsimizi acıdık. Zekat istedi, buhul ettik, cimrilik ettik. İhtikar, stokçuluk yaptık. Cenab-ı Hak da birikmiş zekatını aldı. Bizi yıllarca manen ısınısına oruç tutturdu. Kanıyla abdest aldırdı. Ama diyor müşterek hatadan dolayı umumi musibet geldiği için de mazi günahını sildirdi diyor. Mazi günahını sildirdi. Bazen yeni bir şeyleri yapmak için eskisini yıkmak lazım. Eskisi yıkılmadan yenisi ne yapılmıyor? Yapılmıyor. Evet. İlhasat. İşte bu kanun hepimizin de var. Mesela biz bunu maddi olarak da söylemiştik hatırlarsanız. Yani bazıları anlayamayabiliyor. Hocam nereden çıkarttınız olan işte sizde de bu kanun ilahi hepimizde var. Mesela anne karnındayken bizim karaciğerlerimizde en az 7-8 aylık demir depolanır karaciğerlerimizde. Çünkü anne sütünde bütün protein ve vitaminler ve ihtiyaçlarımız olanlar, mineraller vardır. Ama demir yok. Kanımızın hemoglobin malzemesini taşıttıran o efendime söyleyeyim oksijen olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Ama anne sütünde yok. Nasıl olacak? Biz daha anne karnındayken annem plasantadan efendime söyleyeyim göbek bağından kordonundan Cenab-ı Hak ne yapmış? Bizim karaciğerimize depo. Anne bunu bilebilir mi? Çocuk bunu bilebilir mi? Hayır. Demek ki bir bilen, bir ihtiyacını bilen, sütü de yaratan, bebeği de yaratan, maddeleri de bilen, ona göre şey yapan Cenab-ı Hak karaciğerimize ne yapmış? Depolamış. Depo ne yapmış? Depolamış. Dünyaya geldiğimizde onu ne yapıyor? Hazır buluyoruz. Demek ki bizim ihtiyacımızı daha ihtiyacımız hissetmeden gör. Bu bir kanun. Hayatımıza yine şöyle baktığımız zaman biz haberimiz olmayabiliyor. Bazen bir beladan, musibetten kurtulabiliyoruz. Normalde ölmemiz gerekirdi veya büyük sakatlıklar, hani dualar geri çeviririz ya. Bazen bu bir duadır, bazen bir sadakadır. Bazen de istikbalde yapacağım bir hizmetin Cenab-ı Hak yani şu anda yani daha yapmamışsın o hizmeti. Ama ileride Allah biliyor senin yapacağını. Onun için sana bu zamanda yani müstakbelinkini mazide sana ihsan eder, ikram eder. Çünkü Allah zamanla mukayyet değil. Bizim için geçmiş gelecek var. Allah için yok. Dolayısıyla bu gibi inayetlerin hepimizde bir kanun olarak hükmünde geçer. Resul-i Ekrem Aleyhisselam'da ise bu bir mucize olaraktır. Yani diğer beşerden çok fevkalade olan bir hadisedir yani. Evet. Ama hepsi neye bakıyor? Gene Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ya o Kab-ı Kavseyn'e kadar gidecek olan yani Muhammed-i Arabi Habibullah unvanını alacağı yani öyle bir zat ki mazi, müstakbeli, istikbali kainatın hem çekirdeği aslisi hem en münevver bir meyvesi olmuş. Kendisi hem yani onun nurundan meyve olarak yani beşer olarak, cismaniyet olarak, meyve olarak daha sonra geliyor dünyaya. Evet. Ama tekamül etmesi, imtihanlarını vermesi, nefisiyle vesaire dünyada oluyor. Bunların hepsini o imtihanlarını geçerek efendime söyleyeyim. Peygamberimiz Aleyhisselam o makama liyakatini evet. Bu gibi bir hasattaki mucizeler de alakalı olarak işte Peygamberimiz Aleyhisselam'ın doğumunda olmuş olan hadiseler. Mesela Veladet-i Nebevi gecesinde Peygamber Aleyhisselam dünyayı şereflendirdiği gecede hem annesi hem annesinin yanında bulunan Osman İbni As'ın annesi hem Abdurrahman İbni Af'ın aşere-i mübeşşereden Af'ın annesinin gördükleri azim bir nurdur ki üçü de demişler. Veladeti anında biz öyle bir nur gördük ki bize o nur maşrik ve mağribi bizi aydınlattırdı. Yani nasıl bir şeydir ki yani doğumu esnasında diyor bir nur açıldı. Biz doğuları ve batıları gördük. Yani dünyanın doğusunu batısını nasıl bir sinema, nasıl bir şey. Doğu ve batıyı bize diyor aydınlattırdı gördük. Yani çok acayip bir hal. Mesela diyor, o gecede Kabe'deki yani demek ki onun getireceği nur doğuyu ve batıyı aydınlatacak. Onun getireceği hidayet Kur'an yani dünyanın en batısından en doğusuna kadar hidayet şeyi olacak ya. Başka? O gecede Kabe'deki sanemlerin çoğu baş aşağı düşmüş.
Kabe'nin zamanı ve Kabe'nin havlusundaki o sanemler, putların çoğu baş aşağı düşmüş. Üçüncüsü meşhur Kisra'nın eyvanı, yani sarayı meşhuresi, ona eyvan deniyor. Meşhur bir sarayı var. O gece de sallanıp inşikak etmiş. Saray, sadece saray çatlıyor. Ve 14 şerefesinin düşmesidir. Ve 14 tane de şerefesi, balkonu ne yapıyor? Düşüyor. Dördüncüsü Sava'nın takdis edilen küçük denizinin o gece de yere batması. Ve İstiharabat'ta 1000 senedir daima işal edilen, yanan ve sönmeyen mecusilerin mabut ittihaz ettikleri ateşin veladet gecesinde sönmesi. Sava Gölü var. Mecusiler mabut ittihaz etmişler. İstiharabat'ta şey efendime söyleyeyim. Sava'nın takdis edilen küçük gözü var. Bir de mecusilerin taptığı bir ateş. Rahmani gaz var ya, şimdi İran'da çıkıyor biliyorsunuz. Mecusi, orada mecusiler de var. Rahmani gaz orada çok. Doğal gaz diyorlar ya. O doğal gaz yanıyormuş ya. Sönmeden yanıyor. Ona haşa ilah diye tapıyorlarmış yani. Kuvvetli bir şekilde doğal gaz, böyle Rahmani gaz çıkıyor ve yanıyor. Yıllardan beri, 1000 seneden beri diyor, sönmemiş. Tapıyorlar yani. Çünkü o zamanki insanlara göre de böyle yerden bir ateş çıkıyor. Bilmezler ki doğal gaz ne. Yeryüzünün altından vesaire. İlah diye haşa tapıyorlarmış. Ama o gecede o dehşet, o haybetli ve dehşetli o şey, efendime söyleyeyim, ateş sönüyor. Sava var. Sava Gölü'ne takdis ediliyor, tapılıyormuş. Onu Sava o gece kuruyor. Yer yutuyor. Allahu Ekber. Ona da kutsiyet atfetmişler, tapıyorlar. Ya. O gecede, bak bunlar hep o gecede oluyor. Peygamber Aleyhisselam'ın veladeti. İşte peki Cenab-ı Hak bununla neyi gösteriyor? İşte şu 3-4 hadise işaret eder ki, dedik ya hani okuyacağız. Ne için bunlar? O yeni gelen zat, dünyaya gelen zat, bir ateşperestliği kaldıracak. Ateşe tapmayı kaldıracak. Fars saltanatını parçalayacak. Haber veriyor Fars'ın. Ki mektup gönderiyor. Allah'ım benim mektubu nasıl paraladıysa o zaman da onu öyle parala diye. Oğlu Perviz onu paralıyor. Ve Sa'd ibn Ebi Vakkas da mülkünü işte Hazreti Ömer döneminde fethediliyor. Yani onun için Hazreti Ömer'i ve Ömer ismini sevmez İranlılar. Çünkü onlar, orayı fetheden onlar ya. Fars saltanatını parçalayacak ki 14, çünkü 14 şerefesi yıkılmış ya, 14 tane ondan sonra 14 kişi hükmetmiş, 14.'sü son Kisra olmuş. Ve izni ilahiyle olmayan şeylerin takdisini men edecektir. Yani sabah gönlünü takdis ediyorlar falan ya, izni ilahi olmayan, izni şer'i olmayan meselelerde de takdisi, ya ne yapacak? Şurasını da okuyup bitirelim. Çenden veladet gecesine değil fakat veladete pek yakın olduğu cihetle o hadiseler değil, Hasat Ahmediye'dir ki Sure-i Elemtere Keyfe'de nas-ı katiyle beyan edilen vakai fildir ki biliyorsunuz Ebrehe bir saray yapıyor. Yemen'e şey, özür dilerim, bir kilise yapıyor. Arapları davet ediyor. Gelmiyor ama Mekkeliler, Araplar devamlı halen Kabe. Ben diyor bu Kabe'yi yıkacağım diye müthiş bir ordu topluyor. Fiili Mahmudi namında cesim bir fili. Allahu Alem mamut demek o zaman varmış demek o dönemde. Mamut gibi koca bir fil yani. Şu normal fillerden de değil. Büyük bir fil. Mamut cinsinden. Yani o zamanın tanklar böyle şey yaptığı zaman yüzlerce askeri bir böyle böyle yapıp öldürüyor, tepeliyor. Efendime söyleyeyim, evleri yıkıyor. Ama Mekke'ye geç, çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ın Kabe'si ve kıblegahı Abdülmuttalib'in şeyiyle, ben diyor işte develerimin sahibiyim, beytin sahibi Allah'tır. Yani biz şu korumaya güçleri yok böyle bir orduya karşı. Yakur elem tere keyfe faale rabbike bi ashabil fiil elem yec'al keydem fi taddil ve ersale ileyhim tayran ebabil termihim bi hicaretin min siccilin fece'alehum ki asfim ekul. Yani işte Sure-i Elem Tere Keyfe Faale Rabbike, sen görmedin mi senin Rabbin fil ashabını ne yaptı? Ne yaptı yani? Yani ne yaptı? Efendim, ebabil kuşlarıyla ayaklarında, efendime söyleyeyim, şeylerle, sıcak taşlarla, kurşun gibi buradan giren buradan çıkıyormuş. Ama fiili Mahmudi o Mekke'ye doğru yürümediği için oraya yaklaşınca ona bir şey olmuyor.
Elhamdülillah. Bu da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın gene veladetine 57 gün kala. Anne karnında 57 gün var Efendimizin dünyayı şereflendirmesine. O zaman bu şey oluyor. Bu da Peygamberimiz Aleyhisselam mucizesi. Onun hürmetine Allah Mekke'yi ve Kabe'yi koruyor. Çocukluğuyla alakalı gelirsek, bu da doğmadan önceki. Evet. Çünkü veladete yakın hem bu tarihlerde geçmiş hem işte efendimiz Kur'an'ın nasıyla sabit. Kabe-i Mükerreme yani kıblesi ve mevlidi ve doğum yeri ve sevgili vatanı olan Kabe-i Mükerreme gaybi ve harika bir surette Ebrehe'nin tahribinden kurtulmuştur. Kimin hürmetine? O gelecek zatın hürmetine. İrhasat deniyor buna. İşte irhasat mucizeleri. Altıncısı Resul-i Ekrem Aleyhisselam küçüklüğünde bir iki tane de böyle şey okuyalım gene bir ise çocukluğunda Efendimizin alakalı. Halime-i Sadiye'nin yanındayken Halime-i Sadiye'nin zevcinin şehadetiyle güneşten rahatsız olmamak için çok defa üstüne bir bulut parçası ona gölge ettiğini görmüşler ve halka söylemişler ve o vaka sıhhatle şöhret bulmuş. Yani Efendimiz Aleyhisselam süt annesinde kaldığı zaman iki meleğin efendime söyleyeyim devamlı bir bulut şeklinde nereye giderse ona gölge yaptığını görüyorlar. Ve haddi zatında Halime-i Sadiye annemiz ve ailesi çok fakir. Hatta onların hayvanları çobanlara gittiğinde onların hayvanları memeleri süt dolu olarak geliyor. Diğerleri ki şey yapmıyor. Yağmur duasına çıkacak oluyorlar. Yağmıyor diyorlar o mübarek çocuğu da getirin. İşte onu alıp mesela onunla dua ettiklerinde yağmur veriliyor. Böyle Halime-i Sadiye'nin yanındayken de süt annesinin yanındayken de efendime söyleyeyim böyle yüzlerce, onlarca en az ben şu an sayabilirim. Ama yüzlerce olmuş mudur? Olmuştur yani. İrhasat nevinden mucizeler olmuş. İşte sadrının da gene bir ilk sadır orada oluyor. Yani göğsünün yarılması Cebrail Aleyhisselam'ın ilk gene orada. Mesela hatta diyor Hazreti Halime-i Sadiye hiçbir zaman diyor diğer çocuklar gibi yaramazlık yapmadı. Hiçbir zaman açlıktan ve susuzluktan da şikayet etmedi. Yani çocukken de öyle Efendimiz Aleyhisselam diğer çocuklardan ve şeylerden müstesna bir vaziyeti vardı. Dedik ya işte Muhammed Arabi Aleyhisselam öyle yani kainat fabrikasının kainat ağacının en münevver meyvesi her hususta. Onun çocukluğu da bir şeye benzemiyor yani. Her konuda ya. Hem Şam tarafına 12 yaşına gittiği vakit Bahira-i Rahib'in şehadetiyle bir parça bulut Resulü Aleyhisselam'ın başına gölge ettiğini görmüş ve göstermiş. Yani 12 yaşında amcasıyla ticarete gittiğinde Bahira-i Rahib öyle diyor. Hatta Yahudiler diyor bunun evsafı diyor Tevrat'ta şeydir ve Yahudiler hasuttur. Korkarım ki diyor buna diyor bir şey yaparlar. Zarar verirler diyor. Hemen o Şam'dan şeye varmadan Bahira-i Rahib'in olduğu yerden amcası geri malları satıp ucuzda geri dönüyor. Ebu Talib. Evet. Hem yine bir isetten evvel Resulü Aleyhisselam bir defa Hazreti Kübra ve Meysel ismindeki hizmetkarlarıyla ticaretten geldiği zaman Hazreti Hatice-i Kübra annemiz, canım annemiz Resulü Aleyhisselam başında iki meleğin bulut tarzında gölge ettiklerini görmüş. Kendi hizmetkarı olan Meysere'ye demiş. Meysere de Hatice-i Kübra'ya demiş. Bütün seferimizde ben öyle görüyordum. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam hem çobanlık yapmış, ticarette meşgul olmuş. Hazreti Hatice'nin mallarını yönetmiş. Meysere'yi de onun yanına hem hizmetçi hem de gözetlemeci olarak vermiş Hazreti. Çünkü Hazreti Hatice annemiz Efendimiz'e evlilik teklifinde bulunuyor. Ama yani tanıması için de çünkü insan nerede tanınır? Ticarette tanınır. Efendime söyleyeyim seyahatte tanınır. Ticarette veriyor verdiği Muhammedül Emin. Yani başkaları onun malını götürürken Efendimiz Aleyhisselam ona kat kat daha fazla kar getiriyor. Çünkü malını yemiyor. Ha sadece anlaştıkları gibi neyse oranı onu alır. Yani ahlakına hayran oluyor. Meysere'ye diyor bunu yani böyle takip et. Acaba insanlara böyle tasanlı mı yapıyor yani ya Muhammed'e yoksa yani yatması, içmesi gerçekten böyle merhametli, böyle şefkatli, adaletli mi? Meysere de tabiri caizse gece gündüz ona hizmet ediyor hem de onu dikizliyor. Diyor yani böyle bir insan yok Muhammed'in emil her yönüyle
Ve diyor Hazreti Annemiz onu hep gizliyormuş ya. Başındaki nasıl bir tabii büyük bir feraseti var Hatice-i Kübra annemiz. O bulutların melek bulutların yani normal bulut şeklinde melekler yani bulut şeklinde ama bulut şeklinde diyor gölge ettiğini melekleri görüyor. Meysere diyor böyle böyle evet diyor Bezze diyor bütün seyahatimizde diyor öyle bulut tepesindeydi onun diyor. Güneş ona eziyet verdirmiyordu. Ya Resul-i Ekrem Aleyhisselam. Bunlar hep bir hasattan olan ondan sonra. Mesela gene Peygamber Efendimiz Aleyhisselam mesela bir seferde diyor bir ağacın altı bir sefere gittiğinde bir ağacın altına oturmuş. Ağacın altına oturmuş. O yer kuru idi. Birden yeşillendi. O yer kuru idi. Birden yeşillendi. Ağacın dallar onun başını üzerine eğip kıvrılarak gölge yapmıştır. Ya. Sekizincisi Resulü Aleyhisselam ufak iken Ebu Talib'in evinde kalıyordu. Ebu Talib çoluk ve çocuğuyla onunla beraber yerlerse karınları doyardı. Ne vakit o zat yemekte bulunmazsa tok olmuyorlardı. Şu hadise hem meşhurdur hem kat'idir. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselam anne babası vefat etti. Dedesinin yanında, Abdülmuttalib'in yanındaydı. O da vefat ettiğini vefat etmeyince Ebu Talib'e verdi. Amcaları içerisinde en şefkatlisi Ebu Talib. Ama fakir. Hazreti Abdülmuttalib de yani Ebu Leheb zengindir ama vermiyor. O diyor sen şeysin. Hamza avcıdır. Efendime söyleyeyim. Ondan ilgilenemez. Ebu Talib'e veriyor. Ebu Talip de mal iftihar. Annesi de ki hanımı Fatıma, kızımının adına Efendimiz Fatıma koymuş. O, anası aynı zamanda. Yani analığı üvey annesi gibi oluyor. Efendimiz'e bakmış ki Efendimiz'e iman etmiş. O vefat ettiğinde de azab onun kabrine giriyor. Allah'ım diyor benim anamdır diyor. Onu azap etme sana şey yapıyorum diye. Hazreti Ali'nin annesi yani. Efendimiz Aleyhisselam'ı kendi evlatlarından ayırmamış. Ondan izinsiz de hiçbir şey yapmamış. Hatta Hazreti o zaman daha tabii şey değil. Allahu Teala Hazreti Ali'ye hamileymiş Fatma. Ebu Talib'in hanımı. Diyor Kabe'ye gidiyordum diyor. Kabe'de putlar var ya o putlara dua edeceğim karnımdaki çocuk için. Putlara doğru yaklaştığımda diyor çocuk karnımda böyle depreniyordu böyle diyor. Vuruyor yani. Öyle bir sancı yapıyor ki diyor uzaklaşmak durumunda kalıyordum. Uzaklaşınca diyor o sancı gidiyordu. Bir daha yaklaşmaya çalışsam dua etmek için diyor. O çocuk hiç böyle diyor şey yaptım ki yani annesini dahi anne karnındayken putlara böyle Hazreti Ali radıyallahu anh ve doğduğunda da Hazreti şey hamileyken de Efendimiz'den dua istemiş. Muhammed demiş ya Muhammed ben hamileyim görüyorsun dua et bana Allah kolaylaştırsın demiş. Ben demiş sana dua edeceğim. Fakat demiş doğan çocuğu bana bırakacak mısın? Yani doğan çocuğu bana verecek misin? Onun terbiyesini ben mal memnuniye diyor. Yani sen yeter ki kabul et benim evladımın terbiyesini ki Efendimiz Hazreti Hatice ile evleninceye kadar da o evdeydi. Hazreti Ali Efendimiz de onun şeyiydi. Daha sonra evlendikten sonra da Hazreti Ali Efendimiz'i kendi evine aldı Allah Resulü yani. Çünkü fakirlerdi. Çocukları çoktu. Efendimiz Hazreti Ali onlardan çünkü zaten yanında yetişmişti şeyiydi. Onu kendi evine aldı yani. Hazreti Ali Efendimiz onun içinde böyle mümtaz ve mümeyyiz vasıfları çoktur yani. Allah Resulü'nün terbiyesinde yetişmiş. Evet. O öyle diyor işte. Yani onlar diyor ki çünkü fakir Efendimiz ne zaman sofrada olsa az bir yemek herkes doyardı. Ama diyor yoksa sofrada zaten fakirler hiçbir zaman doymazlar. Yani doyacak kadar bir şey yoktu. Tabi Allah Resulü feraset. Ya feraset şeyi de. Ya. Hazreti Ali Efendimiz çok büyük bir insan. Bütün Mekkeliler akrabalarını topluyor, yemekler veriyor. Bana bu Allah yolunda kim diyor şey yapacak? Yani önce akrabalarını efendime söyleyeyim. Haşimileri yani. Ama hiç kimse, herkes korkuyor. Halbuki akrabalarına Hazreti Ali Efendimiz daha çocuk da. Ene ya Resulallah. Peygamberimiz diyor, sen otur daha çocuksun. Bir daha söylüyor. Gene yok. Ama Hazreti Efendimiz
Kimse kalkmayınca kalkıyor. Ene, ene ya Resulallah. Ben varım diyor. Ben sana. Üçüncüsünde de gene hakeza öyle. Yani ben sana ve Efendimiz Aleyhisselam ona dua ediyor. Ya dünya ve ahirette de onun halili olmuş, kardeşi olmuş. Çocukken de sırtına almış, efendim Kabe'ye götürüp sırtında tavaf ettirmiş daha. Hazreti Ali Efendimiz de Efendimiz'in çok böyle farklı bağları var yani. Konumuz Hazreti Ali Efendimiz değil, yoksa keşke bir başlık olarak şey yaptık. Hazreti Ali Efendimiz'i 2-3 ders böyle gider yani. Çok büyük bir. Yani Efendimiz'den böyle her konuyu, her şeyi, o şefkati, hikmeti ta çocukluğundan itibaren ders almış yani. Nebevi, nübüvvet medresesinde yetişmiş. Hazreti Ayşe annemiz de öyle mesela. İslamiyet'in yarısının geldiği annemiz o. Çünkü o da babası Hazreti Bekir Efendimiz. Hep vahiyinin gölgesinde büyümüş babasının yanında. Efendimizin muhabbetiyle. Daha çocuk yaştayken de işte rivayetlerden işte 16, 17, 18 yaşları, yani 16 ile 18 arasındaki bir yaşta da evleniyor. Efendime söyleyeyim. Daha ondan öncesinde tabii 12-13 yaşında nişanlılar herhalde. 13-14 yaşında da nişanlanıyorlar. Ne zaman? Medine'de de düğün işte 16, şey, 18, 17-18 yaşlarında evleniyor. Yani Peygamberimizin tek bakire evlendiği kişi odur. Yani bekar olarak evlendiği Peygamberimizin tek kişi Hazreti Ayşe annemizdir. O da yani hiçbir zaman putlara tapmamış. Nübüvvetin mektebinde, medresesinde yetişmiş. Dininizin diyor yarısını bu Hümeyra'dan, yanakları pembe pembeymiş Hazreti Ayşe annemizin. Hümeyra pembecik demek böyle yani. Bundan öğrenin diyor yani. Yani gül pembesi böyle Hümeyra. Bu yanakları kırmızıdan öğrenin. Efendime söyleyeyim. Bu pembişten öğrenin. Gül pembeden öğrenin yani. Ve hakikaten de Ezvacı Tahirat vasıtasıyla, özellikle Hazreti Ayşe annemiz vasıtasıyla dinin ahkamının yarısı bize onlar vasıtasıyla gelmiş. Farzlar, sünnetler, özellikle hane-i saadetindeki olan hadiseler, her neyse. Evet. Evet, Resulü Aleyhisselam küçüklüğün ona bakan ve hizmet eden Ümmü Eymen demiş. Hiçbir vakit Resulü Aleyhisselam açlık ve susuzluktan şikayet etmedi. Ne küçüklüğünde ve ne de büyüklüğünde. Ümmü Eymen, efendim ne hiçbir zaman diyor yani. Ne küçüklüğünde ne büyüklüğünde açlıktan ve susuzluktan şikayet etmedi. Acıkıyor muydu beşerde? Evet, acıkıyordu, susuyordu ama hiçbir zaman şikayet etmedi. Şükür Risalesi'nde konuşmuştuk ya şikayetle alakalı meseleyi. Bak Allah Resulü'nün sünneti hiçbir zaman şikayet etmemiş. Hatta bir rivayette var, diyor ki ne? Bir kişi diyor başı ağrısa 3 gün geçmeden yani baş ağrısı insanlara şikayet etmeye başlasa Allah ondan darılır. Yani ben ona yüzlerce, binlerce gün ağrısız gün verdim. Hiç bunu ben reklamımı yapmadı, şükretmedi böyle insanlara ama bir baş ağrısı böyle misafir gitti hemen. Daha 3 gün olmadan "Aa başım ağrıyor" demeye başlıyoruz yani. Allah bizi affetsin. Allah bizi affetsin. Evet. Mesela diyor 9.'sü yine Murdiyasun Halime-i Sadiye'nin malında ve keçilerinin sütünde kabilesinin hilafını olarak çok bereketli ve ziyade olmasıdır. O vakı hem meşhurdur hem kat'idir. Biraz önce ifade etmiştik. Hem onu sinek taciz etmezdi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın cesedi mübarekine, elbisesine dahi sinek konmazmış. Libasına dahi konmuyor. Nasıl ki evladından Seyyid Abdülkadir Geylani Kuddise Sürruhu dahi ceddinden o hali irsiyat almıştı ki sinek ona da konmaz. Abdülkadir Geylani Hazretlerine de dedesi ya, ondan o hali de irsiyat almış, sinek ona da konmazdı. Bediüzzaman Hazretlerine de sinek konmazmış. Elbisesine diyor konardı ama yüzüne falan diye ben abilerden işitmişim. Sinekler, hatta hapishanede falan sinekler çok tacizdi. Ceylan abi diyor sinek kuşçuklarıma ilişmeyin diyor. Efendime söyleyeyim. Çamaşır asacaklarmış ipe. Onlar diziliyorlarmış böyle ipe. Diyormuş onların rahatını bozmayın, uçurmayın diye yani. Ceylan abi de dermiş, üstadım orası bize lazımdır. Onlar kendilerine başka yer bulsun. İlişmeyin şeylerimi falan deyince, tabii üstadım diyormuş. Onlar sana ilişmiyorlar, seni rahatsız etmiyorlar tabii diye. Böyle latife edermiş. Yani demek bu Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın nesebindeki böyle manevi
ırsiyeti de almışsa sinek dahi diyor ona konmaz yani. Onuncusu, Resulü Aleyhisselam dünyaya geldikten sonra bahusus veladet gecesinde, yani çok yıldızlar kaymış. Bu yıldız kayması ve cealneha rucumen lişeyatin, yani gökyüzünden haber almaya çalışan şeytanlara ve cinlere recmedilme hadisesi. Artık Peygamber Efendimiz Aleyhisselam geliyor. Semavatta kulak hırsızlığı yapacak şeytanlara, ifritlere yol yok. Ki diyor, o veladet gecesinde yıldızların düşmesi, çoğalmasıdır ki şu hadise 15. sözde katiyen bürhanlarıyla ispat edildiği üzere şu yıldızların sukutu şeyatin ve cinlerin gaybi haberlerden kesilmesine alamet ve işarettir. İşte madem Resul-i Ekrem Aleyhisselam vahiy ile dünyaya çıktı, elbette yarım yamalak ve yalanlarla karışık kahinlerin ve gaybden haber verenlerin ve cinlerin ihbaratına ses çekmek lazımdır ki vahye bir şüphe iras etmesinler ve vahye benzemesin. Evet, bi'setten evvel kahinlik çoktu. Kur'an nazil olduktan sonra onlara hatime çekildi. Hatta çok kahinler imana geldiler. Çünkü daha cinler taifesinden olan muhbirlerini bulamadılar. Demek Kur'an hatime çekmişti. İşte eski zaman kahinleri gibi. Şimdi de diyor, medyumlar sürede yine bir nevi kahinlik Avrupa'da istilmaziler içinde baş göstermiş. Her neyse diye burada şey yapıyor. Peki. Evet, evet. Şurasını okuyalım. Evet. Niye böyle olmuş? Şöyle okuyup ondan sonra hatim duamızı yapıp bitirelim inşallah. Elhasıl, Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın nübüvvetinden evvel nübüvvetini tasdik ettiren, yani böyle bir zat harikalar, peygamberlik davet ettiğinde de çocukluğunda, doğmadan önce bu harikalar, o etrafta gören insanlar niye Muhammed'in emin diyorlar? Çünkü Allah ondan öyle bir vazife gönderecek ki insanlar nazarında şüpheli olmaması lazım. O her konuda. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam 40 yaşına kadar nübüvvete liyakati, yani hep denendi, hep sınandı ve bütün imtihanlardan birinci oldu. Nübüvvet vazifesini, vahyi kaldırabilecek bir liyakatte olmasa bile nübüvvet bahşedildi. O imtihanlar yoksa ona rastgele USB takılıp da hadi bakalım, otomatik değil. Peygamber Aleyhisselam'ın kesbinin neticesinde ona bir vehbiyet ile lütfedildi, ihsan edildi. Hem kesbiyet hem vehbiyet var burada yani. Ama sadece vehbiyet de izah edilmez. Evet. Ki birçok ayet-i kerime var. Peygamberlik geldiğinde bile, yani Efendimiz'e tehditler var diyor. Yani o da imtihanda. Sana bu ayet geldiği halde diyor, sen de diyor mesela kafirlere meyledecek olsan, sana da ya Muhammed, sana da bir şefaatçi, sana yardım edecek kimse bulamazsın diyor. Ne demek bu? Peygamberin seçim şansı var. Ama Peygamberimiz Aleyhisselam hep doğruyu, ihtiyarını, tercihini, iradesini meşiyet-i ilahiyeden yana kullanmış. Ve hep doğrulara elhamdülillah. Elhamdülillah. Her neyse, kısaca ifade etmiş oluyorum. Çünkü bazıların peygamber anlayışı böyle sıkıntılı. Robot gibi zannediyorlar ya da postacı gibi zannediyorlar. Evet. Resulü Aleyhisselam nübüvvetten evvel nübüvvetini tasdik ettiren ve tasdik eden pek çok vakalar, evet, zahir olmuşlar. Evet, dünyaya manen reis olacak. Dünyanın manen reisi. Reisimiz, geçmişin, geleceğin reisi. Bak o kim o? Evet, Sultan-ı Levlake Levlak. Sen olmasaydın, sen olmasaydın alemleri yaratmazdım diye var ya. Levlake 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 Halaptül Eflak. Öyle bir reistir ki 1350 senedir, şimdi 1450 sene olmuş, saltanatı devam ediyor. Birinci asırdan sonra her bir asırda lakal 350 milyon tebaası, şimdi 2 milyar. Ve raiyeti vardır. Küre arzın yarısını coğrafi olarak bayrağı altına almış ve tebaası kemal-i teslimiyetle ona her gün salatu selamla tecdid-i biat ederek emirlerine itaat ederler. Her namaza salavat getirmiyor muyuz? Her gün getir. Hele şu salat teravihlerde Allahümme salli ya. Her gün biatımızı yeniliyoruz reisimize. Allah Resulüne yani. Ya. Evet. Evet, dünyaya manen reis olacak ve dünyanın manevi şeklini değiştirecek ve dünyayı ahirete mezra yapacak. Ve dünya mahlukatının kıymetlerini ilan edecek ve cin ve inse saadet ebediye yol gösterecek ve fani cin ve insi idam ebediden kurtaracak. Ve dünyanın hikmeti hılkatını ve tılsım muğlakını ve muammasını açacak. Ve Halık-ı Kainat'ın makasını bilecek ve bildirecek. Ve o Halık'ı tanıyıp umuma tanıttıracak bir zat, elbette o daha gelmeden her şey, her nevi, her taife onun geleceğini sevecek ve bekleyecek. Yollarını gözlemişler ya, bütün mevcuda. Ve hüsnü istihbal edecek ve alkışlayacak ve Halık'ı tarafından bildirirse o da bildirecek.
Nasıl ki sabık işaretlerde, misallerde gördük ki her bir nevi mahlukat onu hüsnü istikbal ediyor gibi mucizatlarını gösteriyorlar. Mucize lisanıyla nübüvvetini tasdik ediyorlar. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın mucizeleri aynı zamanda o mevcudat tarafından da hayvanlarla alakalı mucizeleri, hayvanların mucizeleri, bulutların Efendimiz Halik-i Kainat'ın elçisi olduğunun bir tasdikidir aynı zamanda. O mevcudat tarafından da yani bir mühürdür. Evet. Bir saatimiz olmuş. Şimdilik bu kadar yeter. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana ve davamun elhamdülillahi rabbil alemin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Âmena ar-rasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minûn. Kullunâ âmena billâhi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulih. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ya Rabbena tekabbel minne inneke entes semiul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Ve ehdina ve affikme ilel hakkı ve ila tariqin mustakim. Bi bereketil Kur'anil azim. Ve bi hürmeti men ersalte ve rahmeten lil alemin. Ve affa anna ya Kerim. Ve affa anna ya Rahim. Ve agfir lana zunubena bi faddike ve keremike ve ihsanike ya ekremul ekremin ve ya erhamur rahimin. Allahümme ziyyinne bi ziynetil Kur'an. وأكرمنا بشرافة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن اللهم ارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة الشفيع وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم آبائنا واغفر أمهاتنا وأصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وجميع ذرياته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأقاربنا وأحبائنا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا ولمن كان حق ولمن كان له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب okuduğumuz hatim şerifleri tuttuğumuz oruçları ve teravihleri kıldığımız teravihleri dergâh hacetine kabul et karineyle ya Rabbi
bu ayda indirdiğin, Ramazan'da indirdiğin Kur'an-ı Hakim'in hürmetine ve Efendimiz Aleyhisselam'ın miladi olarak viladetinin senesi devriyesin olarak bugün de dün idi. O gün onun veladetinin hürmetine kainatı getirdiği nurla, imanla, hidayetle, Kur'an'la nurlandıran o zatın hürmetine ya Rabbi bizleri de affeyle, bizi kendine kul Habibine ümmet eyle ya Rabbi. Ve okunan hatmi şeriflerden hasıl olan ve Kur'an'lardan hasıl olan evvelen bizzat Hacı Kainat, Habibi Rabbül Alemin olan Resulü Aleyhisselam mübarek mutahhar ruhlarına hediye edildik vasıleyle, haberdar eyle ve dahi bütün enbiya ve mürselinin ruhlarına hediye edildik vasıleyle, haberdar eyle ya Rabbi. Ve dahi bütün ezvacı tahira, sahabeyi güzün, hulefayı raşidin, ashab-ı Uhud gibi bütün tabakat sahabelerin, tabakat-ı sahabelerin bütün hepsini ayrı ayrı hediye edildik vasıleyle, haberdar eyle. Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelecek bütün müminin müminatları olmak üzere bahusus Efendimiz Aleyhisselam'dan bu zamana kadar dini mübinin bize İslamiyet'in ve ulum-i İslamiye'nin elden ele, dilden dile ya Rabbim, kalpten kalbe gelmesine vesile olun. O nurani silsile ve o nurani silsilerin başlarında bulunan eyme ve müştehitlerine ve meşayih kiramın ruhlarına ayrı ayrı hediye dedik. Vasileyle haberdar eyle ya Rabbim. Din için, vatan için, mukaddesat için şehit olan hizmet edenlerin de ayrılar ruhlarına hediye edip vasıleyle haberdar eyle ya Rabbi. Bu hatmi şerifi okuyan kardeşlerimizin bütün geçmişlerinin, akrabayı taallukatlarının ruhlarına da hediyeledik. Ve bu duamızı amin diyen ve daha sonra diyecek olanların da ruhlarına, geçmişlerinin ruhlarına, ahireti irtihal etmişlerinin ve kendi emanet sandıklarının da olmak üzere hediye eyledik vasıleyle haberdar eyle, Kur'an'ın şefaatine nail eyle. Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmayı bize nasip eyle. Dünyada onu bize itti. İmam eyle ya Rabbi. Ahirette yoldaş, berzahta yoldaş eyle ya Rabbi. Ve Kur'an'ın şefaatine cennete girmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emaneti kabz etmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Ya Rab, Kur'an-ı Azim'in şerifini, Ramazan-ı Şerif'in hürmetine Asakir-i Muhammediye'yi, şu Mehmetçiğimizi, İslam ordularının dahilde ve hariçte mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Emniyet güçlerimizi, istihbaratımızı ya Rabbi, vatana, millete, mukaddesata hadim eyle. Ve onları görünür görünmez ordularından teyit eyle ya Rabbi. İslam'ın 1000 seneden beri İslam'ın bayraktarlığını yapmış olan bu kahraman milleti aziz eyle ya Rabbi. Zelil eyleme ya Rabbi. Dostlarını üzüp, mazlumları üzüp, düşmanları ve zalimleri sevindirme ya Rabbi. Ya Rab, baştakilerin, alem-i İslam başındaki idarecilerin başlarına akıl, kalplerine iman ver ve hakiki hayırlı müsteşarlar ihsan eyle ya Rabbi. Hayırlı işlerde onları muvaffak eyle. Aldığı hayırlı kararlarda onları ve yardımcılarını ve tatbik edicilerini muvaffak eyle ya Rabbi. Bilerek, bilmeyerek, yanıltılarak yanlış yaparlarsa da veya yaptıkları varsa da düzeltme ve tövbe imkanı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rab, bizi hakiki şakirinden eyle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bize getirdiği o bu gece gelen zatın nasıl ki sanam peresi Kabe'nin putları kırıldığı gibi kalplerimizdeki putlar başta olmak üzere bütün putperestliğin bütün çeşitlerini, mala, puta, nefse, şehvete tapanları ya Rabbi, makama, insanlara, beşere tapanları, kudrete tapanları ya Rabbim, bizim de alemimizden, bu asrın aleminden nasıl ki Efendimizin getirdiği tevhid hakikiyle Kabe'den putlar birer birer düşmüştü ya Rabbim, bu asrında bizim gönüllerimiz başta olmak üzere, ülkemizde başta olmak üzere alem-i İslam ve insaniyetten bu putların saltanatını ve put sevgisinin her türlüsünü, senin sevginin haricinde manayı ismiyle olan, manayı harfiyle olmayan her şey, senden bilinmeyen bütün nimetler sendendir ya Rabbim. Veren sensin, alan sensin, yaradan sensin ya Rabbim. Şükrümüz sanadır ya Rabbi. Senden başkasını mastar ve menba bilmek şirkinden, gafletinden bizi ve ehli imanı muhafaza eyle ya Rabbi. Evet ya Rabbena, o gece de ateşe tapanlar olduğu gibi hırs ateşine tapanlar var, adavet ateşine tapanlar var. Ya Rabbim, içimizdeki hırs ateşini söndür. O ateşi imana, Kur'an'a, aşkla, şevkle inşallah sana doğru hizmete kullanmaya, istihdam etmeye bizleri nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rab, neslimizden, nesebimizden din düşmanı, vatan haini getirme. Bu duayı amin diyen kardeşlerimizden ve bizleri
Eş isteyenlere hayırlı işler, iş isteyenlere hayırlı işler, sağlık, sıhhat, afiyet isteyen hastalarına ya Rabbim şifalar, borçları, edaları ihsan eyle ya Rabbi. Evlat isteyenlere hayırlı evlatlar ihsan eyle ya Rabbi. Evlerimizi bir cennet bahçesi eyle, ilim bahçesi eyle ya Rabbi. Eşleri birbirine muhabbetle, meveddetle doldur ya Rabbi. Evlatlar annelerine, babalarına sevgili, sevimli ve muti eyle ya Rabbi. Vatandaşlarımızı vatanına, milletine, mukaddesatına, saygılı, ihtiramlı, verdiği nimetlere şükreden, şakirinden ve farkında olanlardan eyle ya Rabbi bizleri de ya Rabbi. İçimizdeki gafillerin ve içimizdeki sapıkların yüzünden ya Rabbena bizleri ve ülkemizi helak etme ya Rabbi. Helak etme ya Rabbi. Afat-ı arziye ve semaviden sana sığınırız. Her türlü semavat ve arzdan çıkan bütün depremi, zelzelesi, fırtınası, mikrobu, vebası, ekonomik ve iktisadi kriz sana sığınırız. Her şeyin sahibi sensin. Senin iznin ve iraden olmadan bir şey müdahale edemez. Bir yaprak dahi kıpırdamaz ya Rabbi. Ya Rabbi, ders alma, musibetlerden ders almamızı nasip et. Aczimizi, fakrımızı, kusurumuzu anlayarak dergâh-ı ilahiye iltica etmemizi nasip eyle. Her şeyde kader-i ilahinin izini, yüzünü görmeyi nasip eyle ya Rabbi. Bizi Kur'an-ı Hakim'e talebe eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Hakim'in en parlak bir tefsiri olan Risale-i Nur'a bizi talebe eyle ya Rabbi. Okumayı, okuduğunu anlamayı ve ahkamını, hayatımızda o Kur'an'ın ahkamını hayatımıza tatbik etmek diye bizi hakiki ariflerden, hakiki talebelerden talebe-i ulum eyle ya Rabbi. İlmi talep edenlerden eyle ya Rabbi. Talep edenlerden ya dinleyici ol, ya öğretici ol. Sakın üçüncü ya Rabbi. Üçüncüsü etme bizi ya Rabbi. Ya öğrenen ol, ya öğreten ol. Ya Rabbi bize ya öğrenen ya öğreten olma. Nasip et. Üçüncüsü yapma bizi ya Rabbi. Amin, amin. Ve selamun al mursalin. Ve selamun al hadirin. Ve selamun al gaibin. Ya Rabbi dünyayı bize hizmetçi et. Bizi kendine hizmetçi et. Ya Rabbi cennetil firdevsi istiyoruz. Efendimizin şefaatiyle istiyoruz. Sahabelerle beraber olmak istiyoruz. Aba ve ecdadımızla beraber inşallah. Ve senden haddimizin fevkinde olsa da ya Rabbim hesapsız cennete giren zümreler var. Hesapsız cennet ihsan eyle. Dünyayı bize hizmetçi eyle. Çünkü bütün kainatı zih hayata musahhar ettin. Allah'ım şu kainatı ehli iman bizlere hizmetçi eyle. Aziz eyle. İslam'ın izzetini göstermeyi nasip eyle. Bizi de dinine, Kur'an'a, zatına hizmetkar eyle ya Rabbi. Dünyanın fani münezzehatına, nefsine tapan, şehvetine tapanlardan eyleme. Paraya, pula, kadına tapanlardan eyleme ya Rabbi. Amin, amin. Selamun aleyküm mürselin. Ve ahiru davana ve davamun. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Amin, amin. Allah razı olsun geceniz. Gecemiz mübarek olsun. Allah ömür verirse yarın gece mümkün mertebe uyumamaya çalışalım. Cumartesi gecesi zaten pazara bağlı 23. gecesi. Yarın iyi dinlenin öyle söyleyelim. Geceyi çünkü Kadir gecesi ihtimali kuvvetli bir gün, tek gün aynı zamanda. İmam-ı Şahran'da şimdiden söyleyelim de inşallah. Yarın da Allah nasip ederse dersimizde buluşuruz. 11'de yani anca yetişebiliyoruz. Anca 11'e yetişebiliyoruz. Hakkınızı helal edin. Sizler de o sırada çayınızı, çorbanızı, teravihinizi şey yapmış olursunuz. Yarın mümkün mertebe sabaha kadar uyumadan şey yapalım inşallah. En azından bu tek geceleri ihyasız geçirmeyelim. Allah razı olsun. Teheccüde, iftarda da bizlere de dua etmeyi unutmazsanız memnun oluruz. Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Selamünaleyküm.